Ya ben 2 gün şunlardan yesem net 5 kilo yapışır üstüme. Aşkım sen nasıl yiyip kilo almıyorsun? Delireceğim vallahi. Çünkü ben sen değilim. Çünkü ben günde 3 saat spor yapıyorum. Senin gibi pofidik yastık gibi oturmuyorum bütün gün. No pain no gain yani, anladın? Huysuzsun Biricik ya. Huysuzsun, huysuz. Ve tatlı. Günaydın kızlar. Günaydın. Burak Bey gelmedi mi daha? Gelmedi vallahi, henüz görmedik kendisini. Yani belki de bizim evinden alıp böyle gelecektir okula. O yüzden geç kalmıştır. Ne bu imalı ton şimdi Biricik? Ya hiçbir şey anlamadım. Bir şey biliyorsan bana da söyle. Ha? Yok, ne bileceğim. Belki de diyorum Serra'yı almaya gitmiştir. Onunla birlikte gelecektir. O yüzden geç kalmıştır falan, her şey olabilir. Serra mı? Ay yok. Her taşın altından Serra çıkıyor ya bu aralar. O yüzden yani. Burak belki de o yüzden geç kalmış dedi. İroni yapayım dedim. Anladım. Gerçi böyle içimde ufak tefek şüpheler yok değil. Ay aman neyse, şimdi siz magazin yapıyor dersiniz. Ay ne magazini? Bu bayağı medyumluk oluyor aşkım. Heh, ve beklenen adam da göründü. Ve gayet yalnız gözüküyor, yanında Serra falan da yok. Uyuyakalmış belli ki ha? Olabilir. Uyuyakalmıştır. Burak, gecikmen konusundaki karanlık şüpheleri bir aydınlat istersen. Biricik'in seninle ilgili tezleri vardı da. Siz zaten şu bilmece gibi konuşma huyunuzdan bir türlü vazgeçmediniz. Yani şimdi sabah sabah başlatmayın tezinize de, hipotezinize de. Birileri bugün bayağı huysuz. Aynen kardeşim, nedir bu halin? Oğlum hiç sorma ya. Dün gece benim siteye biri girmiş, otoparkın içine girip benim arabayı patlatmış. Ne? Aa, şaka ne yapıyorsun? Çizmiş arabanın her tarafını. Arabanın. Güvendik de hiçbir şey görmemiş yani. Peki kamera kayıtları falan? Baktık sabahtan beri, onları tarıyoruz ama... Sonuç? Sonuç yok. Herif profesyonel. Ay, yani tüylerim diken diken oldu. Bu ne ya böyle? Resmen adam güvenliği aşmış, otoparka girmiş. Sadece benim arabayı haşet edip ondan sonra çıkmış gitmiş. Ya peki kim kardeşim bu adam? Abi hiçbir şey belli olmuyor. Adamın yüzü hiç gözükmüyor zaten. Sadece kapşonlu bir adam. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Tam bir sapık işi yani. Çok korkunç. Çok geçmiş olsun bebeğim. Sen polisi aradın mı? Aradık. Polis de geldi ama o da hiçbir şey bulamadı. Çünkü eldiven takmış, hiçbir parmak izi bırakmamış. Profesyonel. Gerçekten profesyonel. Yani kesin seni tanıyan biri. Yani o kadar araba arasında, koskoca otopark. Sadece niye senin arabanı patlatsın ki? Yani seni korkutup gözdağı vermeye çalışan biri gibi. Ona bakmak titrek. Bir daha seni mahallede görürsem... çizerim o güzel yüzünü. Tüyler diken diken. Bir nevi Freddy oluyor olmasın? Ay hepimizi tek tek yokluyormuş. Saçmalama Biricik sen. Yok artık. Evet tatlım ya, sen de kötü enerjileri çağırmasın üstümüze. Ya tamam tamam. Sabah sabah yeterince uzatıp senaryo yazdınız. Yeter bu kadar. Ben geliyorum. Pardon. Günaydın. Hanımefendi beni affetti mi? Ne yapıyorsun be? Bırak şu kolumu. Heh. İşte bakın, bana inanmıyorsunuz. Söylüyorum. Kendi gözlerinizle görün. Kesin aralarında bir şey var. Ben sadece normal konuşan iki insan görüyorum Biricik ama. Tatlısı, nasıl görmek istiyorsan öyle yorumluyor olabilir misin acaba? Yalnız Burak ne dediyse kız büyük fırça atıyor. Ve Serhan, bu kadar uzun süre biriyle muhabbet ettiğini de ilk defa görüyorum. Burak işte, tatlı diliyle tavlayamayacağı kız yoktur. Değil mi Selim? Ben derse geç kalıyorum. Görüşürüz kızlar. Görüşürüz. İyi dersler. Yine yanlış anladın. Burak bir git ya. Ne olur rahat bırak beni. Arkadaşlarına da ne istiyorsan onu anlat. Umurumda değil zaten. Serra, Hülya konusunu merak etmiş de ona takmış kafayı. Diyorsun. Ha. Sen ne zamandan beri bu kızın bekçiliğini üstlendin de sana soruyor ya? Ben niye o kızın bekçiliğini üstleneyim be oğlum? Bana ne Hülya'dan? Zaten ben Serra'nın da çok bu konuyla ilgilendiğini düşünmüyorum. Yani daha çok bana sanki, yani yanaşma demeyeyim de daha çok benimle sohbet etmek için sanki yanıma gelmiş gibi hissettim ben.
E tabii kardeşini sen de az çok tanıyorsun değil mi? Gelen bu pası gole çevirmek için birkaç tane taktik oyunları yaptı. Zaten sen hatırlarsın Selin değil mi? Ben sana söylemiştim. Serra'yı ilk gördüğümüzde yengen olur demiştim. Hı? Neyse ne ya. Senin şu araba konusu var ya. Onu bir an önce çözmek lazım. Hadi gel gidelim hadi. Serra. Şu intihar konusu. Geçen gün sen işin hiç yüzünü bilmeden gereksiz yükseldin bana. Kızın... Adı Hülya. Kız değil. Tamam işte adı neyse ne. Ya ölümü göze aldı senin için. Senin umrunda bile değil, ben inanamıyorum. Ya hayatımda sadece iki kez aynı ortamda bulunduğum birinin sorumluluğu neden benim üstüme kalıyor? O kendi zihninde bir Selim fantezisi yaratıp buna inandıysa ben ne yapabilirim ki? Doğru ya. Merhamet, empati, anlayış gibi duygular yok ki senin sözlüğünde. İntihar ediyordu senin yüzünden. İntihar. Eğer gerçekten bunu yapmak isteseydi, bunu bir şova dönüştürmez, kendi kendine bir köşede yapardı. Bak sen. Sanırsın uzmanlık alanın. Tamam, seni anlıyorum. Bir insanın acı çekmesi, böyle çatılara falan çıkması, bunlar hoş şeyler değil. Ama kızın psikolojik sorunları varsa ben ne yapabilirim? Ne bitti? Söyleyeceklerin. Bitti. İyi günler o zaman. Efendim baba. Tamam. Sözleştik, geleceğim dedim ya. Tamam, orada buluşuruz. İyi misin? İyiyim. Her zamanki gibi. Midem üşütmüşüm sadece. Geçmiş olsun o zaman. Önce peşimden ayrılmayan, jest üstünde jest yapan Burak gitti, yüzüme bile bakmıyor. E sen de bir alemsin Eda. Çocuğun başına o kadar şey geldi, bir de seninle mi uğraşacak? Allah Allah. Selim dönmedi mi? Neredeydi ki? Şu intihar eden kız vardı ya, işte onu ziyarete gitti babasıyla birlikte hastaneye. Ya iyi yapmış. İşte asaletin temel kuralı tevazu göstermektir. Biricik. Sanki bu huy sana hiç bulaşmamış gibi geliyor bana. Merhaba hocam. Hadi. Ben gel bir gel. Sen benimle uğraşacağına şu Serra muhabbetini anlatsana, ne yaptın? Nasıl ne yaptım Serra konusunda? Sabah aranızdan su sızmıyordu. Maşallah muhabbetler, sohbetler, fısır fısır. Ne konuşuyordunuz? Bu Onur Hoca'nın benim yanıma yamadığı bir kız arkadaş var. Yani ben ders çalıştırayım diye. Ben ondan birazcık rahatsız olduğum için ben de dedim ki bunu Serra ders çalıştırsın dedim. Olay bu. Bu. Evet, biricik bu kadar, daha ne olacak ya? Ha? Bak Burak, benden bir şey saklıyorsan... Biricik saçmalama, benim derdim bana yetiyor zaten. Ben senden ne saklayacağım? Hadi bak, hoca da girdi zaten, derse gitmemiz lazım. Hadi.
Selim. Ne haber kardeşim? İyidir, sen nasılsın? İyi, spora da gelmedin. Ya gelemedim, sorma, sabah sabah karakoldaydım. Benim var mı bir gelişme? Yani abi bunların ellerinde bir ton suçlu fotoğrafı var. İşte bana onları gösterdiler, ben tanıyor muyum diye. Tamam, sonuç? Sonuç yok yani. Hiçbirisini daha hayatımda görmedim ben. İyi, sen otur bir düşün. Son zamanlarda efelendiğin, ne bileyim ayağına falan bastığın biri var mı diye. Aslında bir tane mal var ama... Şimdi bin düttüne, git bu mahalleden. Tanıdığımız biri falan mı? Yok. Tanıdığımız biri değil. Zaten o da değildir ya. Yani çocuğun benim evi bilmesine imkan yok. Ayrıca oğlum zaten bir park problemi yüzünden yani insanlar bu kadar sapığa bağlıyorlarsa biz dağ başına falan taşınalım değil mi? Tamam, istersen bir bakalım, ne dersin? Yok ya. Vallahi zaten çapsız herifin tekiydi, unut gitsin sen. Ulan nedir bizim bu başımıza gelen? Senin için bir tane manyak şuradaki çatıya çıkar, intihar edeceğim diye tutturur. Bana farklı bir versiyonu denk gelir. Simülasyonlu bir oyunda mıyız lan? Ne oluyor? Ha? Ay, şu kız da fena ezik. Hiç arkadaşı yok herhalde. Sürekli bir selfie halleri. Baksana. Ay yalnız küpesi çok güzelmiş. Çok beğendim. Bu arada bunların yazlıkları geçen ay bir dergide çıktı. Yani yok böyle bir dekorasyon. Ne de olsa babası ülkenin en popüler sanat galerisinin sahibi yani. Ay Eda yeter. İyi ki bir şey söyledik. Laf kondurmadan duramıyorsun. Yeter. Ay tatlım benim. Sen neden sinirleniyorsun ki? Benim tanıdığım en tarz kız sensin. Yerim seni. Tamam. Ayrıca ailesi böyle olsa kaç yazar? Yani kızda iş yok bir kere. Ben ne olduğumu gayet iyi biliyorum. Senin söylemeye ihtiyacım yok. Okey? Ay Biricik sen zayıflamasan mı artık? Bir sinirlerin gevşedi yani. Git bir B vitamini takviyesi falan yap. Sen benim kilomu dert edeceğini Burak'ı nasıl elinde tutarsın onun için bence. Nereye? Dur. Ne? Ne haber Serra? İyi, siz? İyi. Serra? Yok mu şöyle yeni maceralar ya? İzleyelim böyle bakalım. Hı? Böyle heyecanlı, gişe rekoru kıracak bir şeyler ha? Ne gibi? Ne gibi? Barış Elçiliği gibi ha? Belki Barış Elçisi olursun bu gidişle. Mesela? Ama yok. Yok, senden Barış Elçisi olmaz. Onun için tanınmış biri olmak gerekiyordu. Gerçi sen de bu hırsı olduktan sonra onu da olursun, şaşırmam. Beklerim yani. Merhaba arkadaşlar. Kusura bakmayın muhabbetinizi böldüm arkadaşlar. Nasılsınız? Sağ olun hocam. Serracığım müsaitsen seni 2 dakika alabilir miyim? Tabii hocam. İyi günler. İyi günler hocam. Şimdi... Kızlar, ne haber? İyi, sen? İyidir. Dünya ilk adım atamayan aptallarla dolu Burak, biliyor musun? Sen de onlardan birisin. Bil. Ne anlattı şimdi bu? Bilmem. Ben de hiçbir şey anlamadım. Gerçekten hiç şaşırmadım, biliyor Gideyim. Musun? Bay bay. Bay bay. Bu kariyer günlerimiz için New York'tan mezunumuz gelecek. Onu birinin asiste etmesi gerekiyor. Ben sen yaparsın diye düşündüm. Ne dersin? Olur hocam. Tabii yani tabii ki yaparım. Güzel. Şimdiden haber veriyorum ki işini gücünü ona göre ayarla. Bu arada statik quizinin sonuçlarına baktın mı? Kaç almışsın? Öğrencin kaç almış? Yani kendi sonucumu biliyorum ama Selim'inkini henüz öğrenmedim. Hadi git de bir bul bakalım öğrencini. Sor bakalım kaç almış. Tamam. Hoşça kalın hocam. Hadi iyi dersler. Yes be. Statik notları mı? Hı hı. Söylesene kaç almışsın? B artı. Aferin sana. Bak gördün mü, çalışınca oluyormuş demek ki. Evet. Sen kaç almışsın? Sence? Aa değil mi? Boşu boşuna soruyorum. Bunu kutlayacağız.
saklayacağız derken? Hayatımda ilk defa sayende B artı aldım. Bu saatten sonra dile benden ne dilersin? O zaman ben alttan kalan bütün derslerini temizlemeni diliyorum. Uf, Serra ya ne kadar sıkıcısın. Aa. Sayende oldukça fazla düşman ediniyorum, farkında mısın? Acaba birazcık abartıyor olabilir misin? Erkut Bey'le de konuştum. Önümüzdeki günlerde güvenlik ekibine yeni bir arkadaşımız dahil olacak. Evet efendim, haberim var. Tamam. Adı Ali Doruk. Bir yakınımızın tanıdığı. Daha önce güvenlik işinde çalışmadığı için sanırım sizden eğitim olacak, değil mi? Evet, standart prosedür. Tamam, güzel. Siz işe girdikten sonra da gözünüzü üstünden ayırmayın. Tanımıyoruz oğlum, ne olur ne olmaz. Tamamdır efendim. Kolay gelsin. Senin ders çalışmayıp da arkadaşlarına takıldığın bir anın var mı acaba? Senin arkadaşlarına takılmayıp ders çalıştığın bir an var mı acaba Selim Bey? Nasıl da buram buram haksızlık kokuyor söylediklerin. Bilmiyorum farkında mısın ama B artı alan biriyle konuşuyorsun. Aman ne önemli. Yani seni bilmem ama bizim evde bayağı bir gündem oldu bu konu. bu arada bir sürprizim var sana. Sürprizin mi var? Hı hı. Bir nevi teşekkür diyelim. Hediye falan aldıysan kabul etmem ben. Şimdiden söyleyeyim. İçimden geldi yani. Niye böyle bir tepki verdin anlamadım. Gelmesin içinden. Tamam. Tamam sakin ol. Sürpriz falan yapmam olur biter. Ya biz daha çok ders çalışacağız seninle. Yani bu gidişle senin alttan kalan derslerin bitmeyecek gibi, nasılsın? Bakıyorum da o kalabalık dizi boyu. Daha bir sürü sınav, quiz, proje ödevi var. Sürpriz işine hiç girişmemek senin ayrına, o yüzden söylüyorum. Yani Serracığım sen merak etme. Ben diyeceğine inandığım insanlara sürpriz yapmaktan yorulmam. Aksine keyif duyarım. Ben ders çalışacağım. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Ki açılışa Serra'yı davet ettin değil mi? Biricik şimdi bak böyle bıdı bıdı falan gelme hiç beni ya, tamam mı? Hiç gerek yok. Ettin mi etmedin mi söyle. Etmedin. Oğlum niye etmiyorsun ya? Ben sana ne dedim Burak? Ya tamam yükseltme sesini, bugün halledeceğim. Parti yarın. Yarın ve sen kızı davet etme işini bugüne bıraktın öyle mi? Aferin sana, tebrik ederim seni. Sağ ol. Selam. Selam. Tebrik ederim. Tamam yeter. Selam millet. Selam. Ne haber? İyi. Biricik, çıkışta direkt gidiyoruz değil mi? Ha evet evet, aynen. Biz şimdi size nereye gidiyorsunuz diye mi soralım, yoksa kimin kuyusu için temel atma törünü hazırlıyorsunuz diye mi soralım? Var. Yalnız bayağı komiksin. Bayağı yapmayacaksın. biz ona yarınki açılış partisinin hazırlıkları diyelim. Ya bu Kaan yeni mekan açıyor ya, işte onun açılışı. Ha, ha iyi. Öncesinde bir yemek yeriz. Öyle gideriz, olur değil mi? Olur, olur değil mi sen? Olur olur, bana fark etmez, uyarım ben sizi. Hadi be, ne zamandır yoktu ortada, nereden çıktı şimdi? Ne habersiniz millet? Aa, sen görünmüyordun kaç gündür.
Gözler beni aradı tabii. Çok. Özledin mi beni? Çok. Ya ben daha çok.